Merhaba, iyi günler. Bugün 1 Mayıs 2023. Hayırlı günler. Bu fidan ağaç bamyası. Ağaç bamyası. Bir Mayıs, önce uzun yıllar yasaklandı, gizli kutlandı. Ondan sonra 1 Mayıs bahar bayramı oldu. Daha sonra işçi bayramı oldu. Çalışanların, emekçilerin bayramı oldu. Şimdi ülkemizdeki iklim, siyasi iklim değişti. Komünist Partisi yasaktı uzun yıllar. Komünistler tutuklandı, öldürüldü, yurt dışına sürgüne gönderildi. Yurt dışında değerli yazarlar, gazeteciler, aydınlar, sinemacılar, şairler öldüler. Onları saygıyla, hürmetle anıyorum. Artık işçi sınıfını da bekleyen bir akıllı işçiler var. Yapma işçiler, çakma işçiler, plastik işçiler, naylondan işçiler, elektronik işçiler, dijital işçiler, dokunmatik işçiler. Artık işçi sınıfı tanımı da gelecekte büyük bir değişime uğrayacak. Onu ileri gören akıllı sendikalar, akıllı işçi önderleri o konuda da çalışma yapacaklar. Artık geçmişin öğretileri büyük çoğunlukla geçmişte kaldı. O önderler günümüzde yaşasaydı şimdi çağa uygun önderler olurlardı. Şimdi bir etkinlik oldu. Bu etkinliği şuradan okumak istiyorum. Ben de katıldım ve çok memnunum. Onun ürünleri bunlar. Ata Tohum Takas Derneği. Önce dostluklar, sonra tohumlar yaşarsın. Menderes Belediyesi 1. Yerel Tohum Takas Şenliği anısına ATT, Ata Tohum Takası, Bursa grubunun hediyesidir. 29 Nisan 2023. Bütün bu güzel, değerli Ata Tohum Takası Derneği'nin üyelerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Bursa'daki değerli insanlarla konuştum. Onlarla da bazı gelecekte yapacağımız işler çoğaldı. Onlarla da ilgili bir şeyler yapmak isterim. Evet, bir tane de misafirimiz var, örümcek. Bu zararsız örümceklerden. Ağaç bamyası. Latince adı Araugia sericifera olan bir bitkidir. Evde saksılarda bile kolayca yetişebilir. Hem çimlenme özelliği fazladır, hem de soğuğa karşı oldukça dayanıklı bir bitkidir. Ekildikten sonra ikinci yılından itibaren sürekli olarak meyvelerini verir. Meyve verme dönemi Ağustos ayı başından Kasım ayı sonuna kadar devam eder. Yaklaşık kabuklu bir ceviz kadar olan meyveleri olgunlaşmış sayılır ve toplanabilir. Eğer bir dolmalık biber kadar olursa oldukça sertleşir ve lifli bir yapısı olur. Bu nedenle fazla büyümesi tavsiye edilmez. Ağaç bamyası ile etli dolma, salata ya da güzel bir yemek yapılabilir. Güzel bir yemek yapılabilir. Pek çok yemeğe uyumlu. Ayrıca bunu süs bitkisi olarak yetiştiren kişiler de vardır. Ağaç bamyası ekildikten sonra sarmaşık şeklinde büyüme gösterir. Tohumları ekmek için en uygun dönem Nisan ayı başıdır. Ağaç bamyasının meyvelerinin bir kenarı tüy gibi olduğundan açılınca rüzgarla birlikte dağılarak üreyebilir. Bu dedem sakalı bitkisi var bizde. Şemsiye gibi böyle dağılır rüzgarla. Şurada var birkaç kök. Mor renk açıyor ve çiğ olarak yeniliyor. Demek ki ona benzer bir tohum karakteri var. Daha başka bazı bitkiler de bu şekilde rüzgar gücüyle çoğalıyorlar. Yani uçma özelliğiyle. Bunlar hafif meltemde de böyle uçarlar. Yani öyle sert, poyraz, lodos tipi rüzgar değil. Yumuşak, romantik
rüzgarlarda da böyle geçerken görebilirsiniz. Bu bitki bazı yörelerde Kastamonu bamyası ya da Kastamonu biberi olarak tanınır. Hızla çimlenen tohumlar kışa oldukça dayanıklı olur. Özellikle dona bile dayanıklıdır. Onun için ben bu Lodos'a kuzeye açık bu burası. Ondan böyle diktim. Yani bazı bitkileri güney yönüne dikiyorum. Şey olsun diye, Poyraz kuzey rüzgarları vurmasın diye. Karlı ve doğulu ve soğuk olanları. Donlu, kralı olanları. Bu iyi yani. Neredeyiz? Hızla çimlenen tohumlar kışa oldukça dayanıklı olur. Özellikle dona bile dayanıklıdır. Yaz geldiğinde ise çiçek açar. Baharda 30 santim boyuna ulaşan bitki yaza kadar 3-4 metre kadar uzar. Onun için hazırlık yaptım. Öyle 3-4 metre burada huzurlu büyüyebilir. Yani büyümeye sağlı sollu elverişli. Yanlarında kıskanç ağaçlar yok. Ağaç bamyasının lezzeti biraz mantara benzese de yine de canlı, yine de daha yumuşaktır. Bazılarına göre teşekkür ederim. Kolay gelsin.